Selam arkadaşlar. Serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Onira'da bir şey varmış, arena varmış. Bu arada geçen bölüm kaldığımızı da en son burada kalmıştık yine. Şey demiştim. Elimizde bir miktar para var. Bunu şeye değerlendirelim demiştim. Bir dükkan satın alarak değerlendirelim demiştim. Bu dükkanı da şu anda birkaç yaptığım araştırma sonrasında en karlı, tabii bu değişkenlik gösteriyor sürekli. Hani savaş durumu, işte köylerin yağmalanması vesaire sürekli bir değişkenlik gösteriyor. Ama gördüğüm kadarıyla en fazla Baltakant şehrinde güzel kar elde edilebiliyor diye bir şey araştırma sonucu elde ettim. Şimdi şu turnuvamızı yapalım. Burayı geçebilirsek. Burayı geçelim. Ondan sonra hızlı bir şekilde Baltakant'a doğru gidelim. Baltakant'ta şey alalım orada. Kadife dokumahanesi varmış zannediyorsam. Biraz erken vurduk. Şurada bir tane kardeşimiz var. Evet, 3 kişiyiz savaşta şu anda. Güzel. Çok güzel, gayet iyi ilerliyoruz. Haydi bakalım. Tamam. Son adam da şu zannedersem. Çok güzel, bitirdik burayı. Şimdi bahsimize devam edelim. Burada yine bir miğfer verecek bize. Bu miğferi duruma göre takmayı düşünebilirim. Bakacağız. Ne kadar edeceği konusunda hiçbir fikrim yok. Ama yine en kötü ihtimalle bir 1.000 dinar falan edebilir diye düşünüyorum. Tamamdır. Bu kardeşimizi de indirdik. Tur atlamışız gibi görüyorum kendimi. Şöyle seri seri şu arkadaşlarımızı da indirelim. Turnuvada saf dışı bırakalım. Tamamdır. Yarı finale kaldık. Şimdi hızlıca buraya da geçelim. Tekelle de ve atletizmde güzel beceri puanları kazanıyoruz. Bu arada turnuvalar sayesinde. Yine seri bir şekilde şu kardeşimizin ciritine kalkanımızı açalım. Güzel. Finale kaldık. Şimdi yine bahsimizi yapıyoruz kendimize. Tabii şey yaptıkça, turnuvaları kazandıkça bahislerden gelen kazanç oranımız düşüyor. Bu da gitgide kazanmış olduğumuz parayı düşürecektir haliyle. Dolayısıyla erken aşamada olabildiğince kendimize bahis yapıp kazancımızı fazlasıyla arttırmayı planlıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bakalım miğferimiz ne kadar ediyormuş. Bu arada şeyden çapuzlardan kalan malzemelerimiz varmış üzerimizde, hemen onları da satalım. 759. Bunu bu arada kafamıza yiyebiliriz. Şu aşamada en azından bizi bir nebze olsun koruyacaktır. Geri kalanını satalım. 702 dinar para alacağız buradan. Şu noktada zeytinimiz varmış. Zeytinimizi de kilitleyelim şöyle. Kalsın, askerlerimiz yerler. Tahıl burada bir nebze ucuz gözüküyor. 10 dinar şu anki piyasaya göre. En azından gördüğüm kadarıyla ucuz aldık. Şimdi devam ediyoruz. Baltakant'a gideceğiz. Hızlı bir şekilde gidelim. Bu arada dediğim gibi dükkanların gelir kaynakları, gelir seviyeleri şeye göre değişiyor. Yakındaki köylerin çıkarmış olduğu ham maddelere göre değişiyor. Yine aynı şekilde o anki o durumda, yani o zamanda daha doğrusu krallıklar arasındaki savaşlara göre ve köylerin yağmalanması, yine aynı şekilde şehirlere kervanların girip çıkması vesaire. Yani bu tarz etkenler çok büyük rol oynuyor açıkçası. Dükkanlarınızın size getirdiği kazançlar şeyinde. Bakalım şu an için Baltakant biraz daha şey olduğundan, burada mesela Dinar Kalesi falan var. Kaysar, hani buraya gelip direkt burayı kuşatabileceklerini, bir de şehir olduğu için
kuşatabileceklerini zannetmiyorum. İşgal konusunda yardıma ihtiyacı varmış. Şurada hemen şey yapalım. Bu görevi alalım. İki tane eşkıya çetesi toplamamızı istiyor bizden. Güzel. Atlı birliklere geçeceğiz yavaş yavaş. Kuzayt'ten daha çok zaten şey yapmayı düşünüyorum. Atlı birlikler almayı düşünüyorum. Şimdi iki tane katır alalım. Peynir, tereyağı alalım. Tahılımızı alalım. 9 tane. Onları aldık. 300 dinar ödedik. Şimdi şurada şey yapalım. Ne kadar isteyecek şeye bir bakayım da. Tabakçı. Bunu geçtik. Bu kentte kervan oluşturmak istiyorum. Zannedersem bunun sorununu düzeltmeden. Ha, tuhafiyeci, tamam dur. Sahip olun ketin dokumahanesi. Çok güzel, 17 bin. Alıyorum bunu. Tamamdır. Artık Baltakant'ta bir keten dokuma hanemiz var. Bu da bize bir pasif gelir olarak geri dönecek. Burayı hızlı bir şekilde geçeceğim. Askerlerimizle halletmeyi düşünüyorum. Bundan sonra şeyleri, savaşları. Bu tarz ufak çapulcu çetelerin en azından. Bir tane daha lazım bize. Şurada bir yerde çapulcu çetesi yok mu? Haydi. Bu arada Baltakant'ta da turnuva varmış. Bozkır aydutları varmış. Bunların getirisi diğer çapulculara göre biraz daha fazla oluyor. Kuzayt köylüsü varmış. Almayalım. Gerek yok. Küçük bir grup olduğu için nispeten biraz daha az bir getiri sağladığını söyleyebiliriz. Şimdi ham bölgesine gidelim. Şurada tutsakları şeyini alalım. Hızlı Selun. Selun bu arkadaşımız şey zannediyorsam. Şöyle yapalım. Şu şeyin neden gitmiyor acaba? İnfo neden gitmiyor? Kapatmak için yerleşik alanın altında daire tıklayabilirsin. Tamam. Buraya da tıkladık. Şimdi bu hızlı Selun zannedersem ticaret özelliğinin yüksek olmasından kaynaklı şey olarak kullanabiliriz bunu. Kervan başı olarak kullanabiliriz. Bunu biz alalım. Zaten şeyimiz de var. Görevimiz de var. Yoldaş edinmemiz gerekiyor. Güzel oldu bizim açımızdan. 49 kişi. Bu arada şey atladık. Güzel. Level atladık. Klan seviyemiz. Bakıyorum. Klan seviyemiz 1 oldu. Evet. Şu an Baltakant'ta şey yaptığımız zaman çıktığımız, daha doğrusu tekrar yeni bir şehire girdiğimiz zaman görevde ilerleme kaydedecek olmamız lazım. Elçi diye bir kılıç veriyor. Güzele benziyor. Daha doğru onu şey yapabiliriz, kullanabiliriz. Evet, görevimiz tamamlandı gördüğünüz gibi. Şöyle kılıcımızı çekelim. Çok güzel. Bir turu geçtik. Hemen diğer turnuvamıza, diğer tura daha doğrusu geçelim. Şöyle yapacağım. Ya burada var ya, Kuzayt'te şey yapması gerçekten ölüm ya. Kuzayt'ta turnuva kazanması. Ölüm. En azından erken aşamalarda, çünkü malum yeteneklerimizin hepsi çok kötü oluyor. Bir hasar verdik. Çok kötü. Evet. Tek adam değil zannedim. Evet, değilmiş. Bunu araya alalım. Salmayalım bunu. Gel buraya. Hayır, hasar verdiğimiz hasarlar da çok düşük olduğu için bu kardeşimizi bir türlü yatıramıyoruz. Sonunda. Son adam nerede? Son adam burada. Çok güzel. Gel bakalım buraya. 32 hasar verdik bu arada. Gayet güzel. Haydi. Al bunu araya. Al araya. Gir karambole. Çok güzel. Sonunda. Şimdi elçi diye bir kılıç veriyor. Gayet güzel özellikleri var gibi duruyor şöyle.
Şimdi bu turu da atlayalım. Zaten muhtemelen kılıcı almış olacağız bu turu atladıktan sonra. 2-2 mi? Evet, 2-2'ymiş. Tamam, binicilikte ve yayda bu şekilde beceri puanı kasacağız gibi görünüyor. Evet, ıska. Yakındı. Güzel. Diğeri de buradaymış. Şöyle yapalım. Hiç hareket etmiyorum ki hareket şeyini cezasını yememek için. At üzerinde hareket ederken yeni olduğumuz için şey hareket cezası verecek. Zaten okçuluğumuz leş gibi. Daha da kötü olacak. Vuruşumuz vesaire. Şu atlı benim şeyi mi bozdu? Odağı mı bozdu? Evet. Kılıcı çekmiyorum bilerek ısrarla. Çünkü okçulukta beceri puanı kazanmak istiyorum. Tamam, bu kardeşimiz gitti. Son olarak bizim adam çekilirse güzel. Güzel, Açakoyu da indirdik. Yayda beceri puanı kazandık ve 30 oldu yaydaki beceri puanımız. Açaku değil. Karşımızda Gozait avcısı. Şöyle gönderdik. Tabii hareket etmeseydim daha iyi bir konuma gidebilirdi. Şöyle yaptık, vurduk. Bir tane daha salladım. Gene vuramamışım. Çok güzel. İki tane boşa salladık. İki tane de adamı öldürmek için kullandık. 1710 bu arada. Burada neden bu kadar çok şey oldu? Para verdi, anlayamadım. Tam olarak sebebini bilmiyorum açıkçası. Şimdi tek elli bir kılıcımız var. Savurma hızı biraz daha düşük elimdeki silaha göre. Yalnız savurma hasarı daha fazla. Delici hasarı yine daha fazla. Bunu şimdilik üzerimde tutabilirim ya. Yani demir spatadan iyidir diye tahmin ediyorum. Umarım beni yanıltmaz kullandıkça. Şimdi bakıyoruz. Şunu ayağımıza geçirmeyelim ya. Görüntüsü bile çok kötü. Tamam, burayı komple attık gitti. Katırımız var. Şu atlarımızı komple kilitleyelim. Hafif eğrimiz var. Bizim üzerimizde ne var? 15, tamamdır. Burayı da salladık gitti. Şimdi üzerimize kil gelmiş. Şu peyniri kilitleyelim. Kili salladık. 1000 dinar alıyoruz buradan. Tahılımız 8 dinarmış. Buradan biraz sal alalım. Et alalım. Erzak çeşitliliği için yine. Peynir alıyorum 10 tane. Tereyağı. Evet, şeyi açtık. Burada keteni 7'den alıp da farklı bir yerde daha ucuza satabiliriz. Şöyle yapalım. Keteni aldım. Tamamdır. Şuradan bir tane daha. Bir tane daha olmadı. Yük beygirimiz yok. Tamam, bu şekilde takılabiliriz. Keten aldık. Keteni satacağız. 7'den aldık bu arada. Daha fazla alış cezasıyla muhtemelen o 8'e 9'a falan çıkmıştır. İmparatorluk şehirlerinde biraz daha fazla paraya satabiliriz diye tahmin ediyorum onu. En azından 10, 11, 12 tarzı bir fiyata satabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir bakacak olursak şu an Baltakant'taki dokumahanemiz ilk günden 25 dinar getirmeye başladı bize. Tabi asker ücretleriyle birlikte bu para bize günlük olarak eksi 100 dinar olarak yansıyor. Yer yer tabi bu fiyat değişecektir. Bazen getirirken bazen bizden götürecektir. Şöyle yapacağız. Şimdi bir kaleye bir şehire girdiğimiz zaman şey yapacak. Muhtemelen görevin ilerleyişi açısından kardeşimizi kurtarmamız için bize yardımcı olacak olan, evet, paralı askerlik sözleşmesi teklif ediyormuş. Günlük 130 dinara. Yok, istemiyoruz şu an. Teşekkür ediyoruz. Bir kaleye gitmem lazım. Şu şey Odok'ta başlayabilirim. Odok benim her zaman için sevdiğim konum olarak en azından. Gördüğünüz gibi şurada en uzakta, yani diğer şeylerin yaklaşması için en uzakta olan bir şehir. Evet, Radagos geldi. Radagos'la görüşmemizi gerçekleştirelim. Şimdi Radagos'la görüştük. Bize diyor ki kardeşlerini buldum. Gel diyor, gidelim kurtaralım. Ben de sana olan borcumu ödemiş olayım diyor. Evet, keteni 20 dinardan buradan satışa çıkarıyoruz. 9 almıştık hatırlarsanız. Bir tane bile zarar etmedik. 3 tane de ticaret puanı kazandık bu sayede. Güzel oldu açıkçası. Fırsat şey oldu bizim için. Aslında şurada şey varmış. Turnuva varmış. Turnuvaya girelim.
Muhtemelen gün batmadan oraya gitmiş olurum diye tahmin ediyorum. Güzel de bir zırh varmış. Hemen onu üzerimize geçirmiş oluruz. Ha şey. Tamam. Savaş Bey'in omuz zırhı varmış. Burada hemen yine üzerimize bahis yapmaya devam ediyoruz. Aslına bakarsanız şey ben Kuzeyitler'de dediğim gibi turnuvalar pek hoş olmuyor. Genellikle böyle atçı birlikler olduğu için koştur koştur dur konumunda oluyorsun. Olsun yine de girelim. Boşa gitmesin. Güzel 12 hasar verdik yalandan. Bak yürümeyi kesti orada. Yürüseydi o hasarı da yiyecekti o. Ah yediremedik o şeyi oku. Öngörüm biraz zayıf olabilir. Bak şimdi mesela şunu şöyle sıkamadık. Bir şey değil mi? Ben şu kılıcı çekeyim. Bu iş başka türlü olmayacak yoksa. Bunları yakın takip edeyim. Sıkı markajı alacağım. Adam adama markaj. Yoksa bu işin biteceği yok. Tak. 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 Güzel güzel. Şimdi şuna bit. Ah be uzak kaldı. Şimdi şuna vuralım. 26 güzel. Şöyle bu şekilde de bitireceğiz burayı ya. Yani okula çünkü okçuluk yeteneğim daha o kadar gelişmediği için bir de ben kendim yaşlı ve ihtiyar. Aynı zamanda kolsuz birisi olduğum için şey yapamıyorum. Zırhından dolayı mı acaba yoksa çok fazla yakın olduğum için mi yani kılıcın kabzasıyla falan mı vuruyorum o yüzden bir şey 9 hasar veriyor. Bilemedim. Adamlar 3 kişi savaşa başladığımızdan beri herhalde yaklaşık 2,5-3 dakika oldu. Hala aynı kadro duruyoruz. Sonunda Temunmuş bu kardeşimiz. Güzel. Son zırhlı birlikte de öldürdük. Zırhlı birlik. Ne alakaysa. Zırhlı Kuzey tatlısı. Veyahut her neyse. Ah, sonunda bu turu bitirdik. Şimdi 2-2 karşılaşmamız var. Tek yer miyim? İyi, tek yemedim. Gel bakalım sen şöyle bir. Çok güzel. Şuna vurmaya çalışalım. En azından bizim adamı ona da vuramadık. Ne yapsam olmuyor ya. Kılıç var mı üzerimde? Yok. Şu bizim yaya olan adamı yanıma almak istiyorum ki şunu ya yani ikisiyle birlikte uğraşmayayım aynı zamanda. Bu arada yalan yanlış vura 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 bir şekilde bu turu da geçtik. Güzel oldu. Devam ediyoruz. Bu sefer ben vuracağım. Ah vuramadım. Olsun. 16 hasar verdik. Hızlı geleceğim. Bu sefer ben vuracağım. Evet, 27 hasar verdim. Güzel. Haydi. Haydi bu sefer atlıyı öldüreceğim. Yayayla sonradan kapışacağım. Bizim adam o sırada yora dursun onu derken bizim adam öldü. Bizim adam öldü. Güzel, bunu öldürdük. Oh shit. Bence senin ölüm vaktin geldi ya. Brom. Ha ne dersin? Tamam haydi. Haydi. Evet. Kasukan. Finaldeyiz. Yanımdaki Kuzayt mızrakçısı ile birlikte oynuyorum. Ve evet. En sevdiğim silah. Bundan böyle gerinerek tek atmayı çok seviyorum yani. En sevdiğim silah bu. 1620 dinar kazandık. Ayrıca bir tane de pelerinimiz oldu. Şimdi hızlıca bu pelerini. Aa, bu arada 5K para ediyormuş. Aslında şu an öyle bir şeyimiz yok. En azından aklımızda olsun 5K para itti. Lazım olursa direkt bir köyün birine girer satarız. Onun dışında şu an dediğim gibi aciliyeti yok. Şimdi hemen şu kardeşimizi kurtarmaya gidelim. Şuradaki sığınağa gidip.
Evet. Evet Galagos'cum geldik. Kardeşimizi kurtarmamıza yardım ettiğin için sana da teşekkür ederiz. 9K paramız var, dinarımız var. Şu kardeşlerimizi kurtaralım. Nathanos gelecek. Muhtemelen kardeşimizin ismi Nathanos olacak. İmparatorluk şeyini seçtiğimiz için. Şöyle piyadelerimize komple saldır diyelim. Okçular piyadelere. Evet. Okçuluk yapabileceğimiz herhangi bir yer var mıdır? Ben şöyle bir geleyim. Gelişine vurayım. Atletizmde puan kazanıyoruz. Okçulukta beklerken ben şöyle vurdum bir tane daha. Tamam. Burası için yeterli. Yayda da 31 olmuşuz. Atletizmde 45 olduk. Güzel. Onlar dışarıyı halletsin. Ben orada içeriye doğru hücum edeceğim. Elimdeki silahın ismi neydi? Elçi miydi bu? Elçiydi zannedersem. Ben ismini tam hatırlayamadım şimdi. Şeyden kazandığımız Baltakant'ta arenadan kazandığımız silah. Bakacağız şimdi ilk test etme fırsatını bulacağız burada. Güzel mi değil mi? Hoşumuza gidip gitmeyeceğine karar vereceğiz. Üst katta bir abimiz var. Şöyle hatta o şey diye mi? Çok fazla hasar vurdu bu. Adama tek attım direkt. Dur bir de şuna bakayım. Gerçekten fazla hasarı var ya. Yani böyle aman aman bir hasar olmasa da bu arada aman aman bir hasar ya. Gerçekten iyi yani. Güzel. Şimdiki buradaki yolumuz ne tarafa gidiyor? Şurada gideceğiz zannedersem. Evet. O zaman burada bir kardeşimiz daha olacak. Onu da hallettikten sonra çete lideriyle düello yapmamızı isteyecek çete lideri bizden. Saras'ta kardeşlerimizi kurtaracağız bu sığınaktan. Gayet yeterli bence. Atletizm'de 50 olduk. Tekeli de 53 olduk. Bu şeyden sonra. Evet. Haydi bakalım. Galter. Pekala Galter. Gel bakalım. Galter'e 2 attık bu arada. Gayet güzel. Hoş. Ben beğendim bu kılıcı. Tutsaklarımızı alıyoruz. İmparatorluk okçusuna yükselttik. Şimdi cazibede beceri puanı kazanmışız. Galter. Galter'i tabi ele geçirdik. Radagos infaz ediyor. Galter'i farklı bir şey yok. Seçim yok. Evet, Nathanos kurtarmış olduk. Devam ediyoruz. Şimdi Radagos geldi. Radagos'u bırakıyoruz. Radagos'u öldürürsem şey oluyorum. Bir miktar şey. Canilik puanı. Tam olarak ismini hatırlamıyorum. Ama merhametli olmuyoruz en azından onu biliyorum. Evet şimdi. Yönetilen yerleşkeleri de 05 Bilis adamı alımı. Yerleşkeli günde 5 güvenlik. Balta ve güz ile verdiğin hasarı. İlerleyen seviyelerde balta ile oynayabileceğimi düşünüyorum. Tek elli silahlar. Bu yüzden çift elli silah oynayacağım da buraya verdiğim şeyler de buradan da etkilesin. Güzel olabilir. Zırh ağırlığını 115 azaltır. 3 seviye askerler 4 hareket hızı. Yaya olduğumda silah tutuşum. Şöyle yapacağız. Genellikle at üzerinde işlerimizi halledeceğiz. O yüzden yaya olmayacağımızı düşünüyorum. Burada bir tane ticarete verdim. Bu arada ticaret seviyemiz yavaştan artsın istiyorum. Nathanos muhtemelen Odok'ta kalıyor şu anda. Ham bölgesine gidelim. Evet. Nathanos'umuz Odok'ta kalıyor. Nathanos'u aldık yanımıza. Şimdi 50 asker limitimiz oldu. Bu arada biz şuradan şey oyunun başından beri unuttum. Keşke biz bunu yapmış olsaydık. Bir nebze olsun şey yapabilirdi bize liderlik şeyinde level atlatabilirdi. Şu hızlı selamını da bir yere koyabiliriz diye düşünüyorum. İzci olarak koyamıyoruz. Nathanos'un da 0. Nathanos'un buradaki şey de 0. Evet güzel.
İHŞ olarak artık biz yavaş yavaş şey yapacağız. Level atlayacağız. Kardeşlerimizin şeyleri geldi. Bu Fasos. Fasos erkek kardeşimiz. Bunu güçlü yapacağız. Bekile verelim hatta şöyle güzel olsun. Bu da Alya. Alya kız kardeşimiz olacak. Bunu nispeten kendi yanımızda tutacağımız için, evlendirmeyeceğimiz için daha doğrusu. Bunu böyle daha çok şey ticaret şeylerin puanlarını geliştirmek istiyorum. Çünkü ileride demircilikle biliyorsunuz uğraşacağımız için demircilikte yaptığımız şeylerde onlara sattıracağız. Bu arada 42 dinar veriyor günlük şu an bize. Şurada bir tane şeyimiz var, lordumuz var. O lordu bekleyelim. Dışarıya çıkmasını. Rakia da geldi buraya. Bu da hiç çıkmayacak zannedersem. Yok. Neyse bir şöyle ilerleyelim bakalım. Daha sonra bir geldiğimizde görüşürüz yine. Şimdi biraz adam toparlamak istiyorum. Şu adam sayımızı en azından biraz artıralım. Sonrasında Ragia'nın yanına bir gidebilirim. Şu an şey yapıyorlar mı? Herhangi bir şekilde savaştılar mı? Bir bakalım. Savaştılarsa yanına paralı asker olarak katılalım. Tiyala sürü götürmemizi istiyor bizden. Hemen onları götürüyoruz. Aslında şöyle yapabiliriz. Nathanos'a verebiliriz bunu. Evet, Nathanos'a verelim bunu. Gerekli gün sayısı 8, biniciliği 110 olduğu için. Bunu Nathanos'a verelim. Nathanos yapsın bunu. Gitsin şu şeyleri de vereyim ona. Tamam, yeterli. 9 kişiyle bu onu öde şey ödedin deyince. Bu o görevi halledecek. Biz de şuradan farklı bir göreve bakabiliriz. Yine bir sürü görevi bulursak onu da halledebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Şurada askerler. Güney İmparatorluğu savaşta zannedersem çünkü bütün askerler acemi olarak şu anda yer alıyor köylerde. Bu da ne diyor? Toprak sahibinin ağır işçilere yer ihtiyacı var. Üzerinde hiç tutsak olmadığı için bu görevine yardımcı olamayacağım. Şu kale nispeten diye şey şehir köy diğerlerine göre biraz daha içeride kırsalda kaldığı için buradaki askerler ilerleyen seviyelerde daha fazla gelişim imkanı gösteriyorlar. Bu köyü o yüzden biraz daha fazla seviyorum diğerlerine göre. Bakalım burada ticarette içeriye verebileceğimiz bir şeyler. Şunları satalım. Şunu da verdik. Tamam, güzel. Hafif eğer bunu da gönderdik. Okey. 590 dinar alacağız. Tahılın bu arada 14 dinar olması beni sevindirdi açıkçası. Çünkü o biliyorsunuz 10 dinardan falan almıştık. Böylelikle ticaretimizi artırmış olduk. Şimdi han bölgesine gittiğimizde herhangi bir şey esirimiz yok. Turnuvaya katılalım. Akşamın karanlığında ikindi vakti. Bir son turnuvamızı yapalım. Aselik at. Yine bir soylu atı zannediyorsam bu da. Keşke bu arada şey yapmasaydım ya. Girmeseydim. Göz gözü görmüyor. Aselik at da iyi para ediyor bu arada. Şöyle bir bakalım. Şimdi tek kaldık biz burada. Çok güzel. Aslında güzel değil ama ve lakin şuraya bir karambole girelim. Bizim amacımız tur atlamak. Kimi öldürdüğümüz, kimleri öldürmediğimiz önemli değil. Amacımız dediğim gibi tur atlamak. Tur atlayan takım olmamız yeterli. Ve tam aksini yaptık. Her takımdan bir savaşçı kaldı şu anda. Evet, şeylerimi biraz taktiklerimi biraz yanlış yaptım açıkçası.
Tamam, güzel. Son bir adamı daha alırsak veya onlar birbirini alırsa çok güzel. Dur bakalım, belki de turu direkt atlayacağız. Evet, aynen öyle. Bekle beni Asarigat, ben geliyorum. Of. Koltuklanmış kargı mı yedim? Yok, koltuklanmış yesem direkt düşerdim herhalde ya. Şöyle uğramadık. Şöyle uğramadık. Burayı şöyle şu atlıyı da alalım. Ha, biriniz vurun. Çok güzel. Tek adam kaldı. Onu da hızlıca alalım. Çok güzel. Şimdi teke tek Nippon'la bir mücadelemiz olacak turnuvanın yarı finalinde. Nippon bizim şeyimizi yemedi. Fake'imizi. Ops. Evet, Nippon sıra bende. O kılıcı vuruşu kaçırmayacaktın. Güzel bir bitiriş yaptık, güzel. Finaldeyiz. Arbaletli bir imparatorluk çavuşumuz var rakip olarak karşımızda. Asaligata bir adam kadar uzaktayız. Hemen şu arkadaşımızın da biletini keselim. 1350. Evet, artık arenalardan, turnuvalardan gelen miktarlar düşüyor iyice. Bahis miktarları. Asaligat'ı direkt satıyorum bu arada. 10K'mız paramız vardı zaten. 14K da buradan gelecek bize. Bu arada şeyin hepsini satmıştık değil mi? Evet, satmıştık. Binek atı. Gerek var mı ki? Şöyle şu ikisini sallayalım. Katır dursun. Şu an için yeterli bence. Bakıyorum. Şimdi bizi ya da bir tane şey yapabiliriz. Kadife dokumahanesi. Mizeya biraz şey olduğu için kervan kurdursak mı acaba ya? 24,9. Tamam, şöyle yapalım. 22.500'e hızlı Selo'nu kervancı başı yapıyorum. Ve 2450 dinar paramız kalıyor totalde. Kervandan 500 gold gelecek. Atölyeden 68 gold. Dediğim gibi bu günlük olarak değişkenlik sağlayacak bize. Şimdi şurada yeteneklerimizi verelim bakalım. Bineğin can puanı %20. Kompetitif maskenin binekleri. Artı 5 refah. Refah her zaman önemli. Gönderli silah. Etik formasyonu süvarilerin hasarı. Süvariler nispeten daha çok olacak gibi duruyor şu anki planlamalarıma göre. Yine Demirciliğe bir tane daha odak puanı verdik. Hızlı Selun hemen şeye başlasın bakalım. Şöyle level atlamış hazır pişmiş askerleri şeyimize alalım. Ordumuza alalım. Evet, günlük altın değişiminde artı 281. Gayet yeterli. Atölye gelirimiz ne durumda şu anda? Atölye gelirimiz 40-80 dinarda gidişi var. Ordu gidişi var. Bakalım ineklerin fiyatları ne alemde? 100 dinar. Burayı komple alsak 1300 dinar yapar. Bize şeyi, maliyeti. Aldım gitti. Bunu biz bir yerde bir şekilde satmayı beceririz diye tahmin ediyorum. Evet, ufak bir duraklatmanın ardından. Eşkıyalar konusunda yardıma ihtiyacı varmış bu köylü kardeşimizin. İki tane eşkıya şeyi, çetesi öldürelim. Vekil de bu arada yeni bir şey kazanmışız. Birlik ücretleri %5 hızlı asker toplama maliyetleri.
%10 daha az erzak tüketir. Tek tip erzak. Tek tip erzak moral cezasını bu arada biz yaparız ya. Erzak çeşitliliğini sürekli yaparız. Sürekli farklı farklı erzak yiyecek bulundururuz her şekilde. Şunları hızlıca askerlerimize öldürtürelim. Güzelce burayı hallettik. Burada talancı diyor. Bunlar bizden iki tane alır diyecektim. Üç tane aldılar. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Şunu da okçu yapalım. Tamamdır. Gayet makul. 550 gold oradan geldi. Şimdi şu inekleri götürelim. Şurada Diyatma Kalesi olması lazım. Şey, Diyatma Azam mı ilerideydi? Evet, Diyatma burada. Burada Argoron varmış. Argoron'a bir satmaya çalışalım bakalım. Fiyat olarak ne istiyor bizden? Hazır giderken boşta gitmeyelim. Şurada 21 tane çapulcu gördüm. Onları halledelim. Haydi. Bir daha. Yine buraya da askeri göndereceğim. Bakalım 3 tane daha askerimizi şey yaptık. Heba ettik diyelim. 265. Bir miktar şu anda şey giriyor gibiyiz. Maddi yönden sıkıntıya giriyor gibiyiz. Bakalım şimdi şuraya gidelim Argoron'a. İneklerimizi yatırım amaçlı almış olduğumuz ineklerimizi satışa koyalım. Han bölgesinden şunların satışını yaptık. Güzel. Şimdi şeylerden düşürdüğümüz malzemeleri de satalım. Bu arada burada güzel şeyler olabilir diyecektim ki fikrimi değiştirdim. Şunu şey yapalım. Az sonra zaten ilerleyen şeylerde ilerleyen bölümlerde, ilerleyen günlerde daha fazla şey yapacağızdır diye tahmin ediyorum. Şeye bakayım bu arada balık ne kadarmış? Balık 10 dinar. Balığı 10 dinara buradan alsak. Şöyle yapsak. 30 tane almış olduk. 300 dinar ödedik. Şöyle iç kısımlara gidelim biraz. Özellikle şöyle Mize'ye değil Lycaron'a gidebilirim aynı. O taraflarda hem inekler de biraz fazla para eder diye düşünüyorum. Kervanımız şu anda şey yapmıyor. Para getirmiyor. Şöyle yaptık. Lycaron'a gidiyoruz. Tekrar şuradan köylerden adam toplamaya başlayacağım bu arada. Çapıcıları görünce yine dikkatim dağıldı. Hemen hızlıca bir iki tane de adamı da burada kaybederiz diyecektim. Kaybetmedik. Acemi İmparatorluk askerlerini okçuya çeviriyoruz. Piyadeye değil. Evet artık şey yaparak devam edeceğiz. Asker toplayarak özellikle gelişmiş askerleri alacağız. Acemi asker almayalım. Paykoğan yakında burada şey yok. Balıkçı yok. Aslında Paykoğan'a biraz şeyi satabiliriz. Kârda satabiliriz balığı. Hemen hızlıca bakalım. Hem inekleri de yakında gördüğüm kadarıyla şey yok. Burada kâr edebiliriz bu konuda. Evet 226 çok güzel. İnekten direkt çok güzel bir kâr ettik. Balıktan da 14 açıkçası satmamıza da çok gerek yok. Şöyle yapalım. Hızlıca bu malzemeleri sattık buraya. Tahıl varmış. Elimizde tahıl 8 dinardan veriyorlar. Biz bu arada şu şeyden inekten çok iyi kâr ettik. Aslında peyniri de satabiliriz. Şöyle şöyle yaptık. Tamamdır. Böyle devam ettik. Güzel. 5 ticaret puanı kazandık ve direkt 15'e çıktı ticaret puanımız. Bunu da zaten sebebi demin görmüş olduğunuz gibi 9 tane falan inek 9 ya da 10 tane inek aldık. Bunları 107'den ticaret fazla alma cezasıyla birlikte toplasan işte 110 tane falan almış olduk. 110 dinardan aldık tanesini. Ortalama satışımız 225'ten başlıyordu.
Gayet karlı oldu bizim için. Evet, şöyle baktığımız zaman 8 gün geçti mi acaba bizim şey? Ah tamam. Tam da onu ben konuşuyorum. Kardeşimiz niye gelmedi daha diyecektim. Nathanos birliğimize geldi. Şu an için bize herhangi bir paralı asker sözleşmesi teklifi getiren de yok. O yüzden şu şekilde yavaş yavaş devam edelim. Kendi çapımıza biraz ordumuzu genişletmeye çalışalım. Atölye gelirimiz var ama şey kervan geliri gelmiyor. Kervan ne yapıyor acaba şu an ya? Kervan şu anda ne yapıyor acaba? Merak ediyorum. Yakulana gidiyor. Şu anda mesela hala gelir yok. Biz ne yapalım? Şöyle yapalım o zaman. Şimdi Yakulana gitti. Evet. 119 gelir elde etti bizim için. Orada kervanımız. Yani güzel. Kervanımız çalışıyor. En azından içimiz o konuda rahat. Evet. 5800 dinarımız var. İki tane. Birisi asalik attı zannedersem. Yeni kazandık onu. 14K'ya falan sattık. Şehire. Bu arada turnuva varmış. Belki bir tane daha at kazanırız. Şuraya hemen seri girelim. Ağır Savaş Beyi omuz zırhı. Omzumdaki 5K gibi bir getirisi vardı. Kazanabilirsek ne ala, kazanamazsak o hala. Tamam. Teke teklerde dediğim gibi gayet iyiyiz. En azından sürükleyici, akıcı geçiyor. Şeyler. Tamamdır. İmparatorluk süvarisi geldi. İmparatorluk süvarisiyle kapıştığımız zaman o iş bitti. İkinci tura geçtik. Çeyrek final ya da her ne derseniz adına. Şöyle koyduk modu. 77 hasar verdik. ...26 bir daha vurduk. Şimdi atlarla şöyle koştura koştura bir daha vuralım. Vuramadık. Çok güzel. Şöyle vurur muyuz? Vuramadık. İyi yedik. İyi yedik orada hasarı. Evet, şu atlıyı sırasıyla gidelim. Şu atlıyı indirdik. Güzel. Şimdi şu cirit atan arkadaşımızı indirelim. Son adam zaten. Ya öldürün şu adamı ya. Ha? Bu kadar basit ya. Yarı finalde yine bir teke tek karşılaşmamız var. İmparatorluk lejyoneri ile birlikte. Şimdi seri bir şekilde bu arkadaşımızı da turnuvada saf dışı bırakalım. Finalimize çıkalım. Finalimizi yapalım. Umarım kaybetmeyiz. Kazanırız. Tekeli de beceri puanı kazandık bu arada. 57'ye çıktı. Beceri puanımız. Gayet güzel. Bu turnuvayı da kazandık. Bunu kardeşimize verebiliriz bu arada. Nathanos'a satmak yerine. Şöyle bir bakalım burada satabileceğimiz herhangi başka bir şey var mı? 5100 balık 17 bak görüyor musun? Az önce satmadım. Burada daha değerli bir fiyata satıyorum. Gayet güzel. Tereyağımız 35 demiş burada. Şöyle 30 dinara kadar olanını verelim. Şu eti de sallayalım komple. Dağılalım buradan biraz. Evet tahılımızı aldık. Burada başka ucuz olan fiyatı düşük olan ne varmış bakalım. Keten 18. Tamamdır. Muhtemelen şu an için yeterli bize. Yine ticarette 2 puan atladık. 22'ye kadar çıkarttık. Devam ediyoruz. Burada herhangi bir asker bulamadık. Birliğimize katmak için. Eğitimli askerler arıyorum şu anda. Acaba askerler alıp eğitmektense eğitimli askerlerle bir ordu kurmayı istiyorum. Şu şekilde. Devam edelim. Devam edelim. Radios varmış burada. Şeyi vereyim bu arada ben kardeşime. Bir miktarda üzerinde şey var.
Nathanos'a şey, şunu uygula diyelim. Oradan da veremeyeceğiz. Envanterden vereceğiz değil mi? Doğru. Kafam karıştı. Nathanos'a bunu verdik. Eşarbımız var. Elimizde bir adet. Şimdi şunu geç git. Burada bir şey var mı alabileceğimiz? Yok. Aslında imparatorluk köyleri şu an savaşta değil. Yalnız bizim imparatorluk köylülerinin eşraflarıyla ya da büyükleriyle ilişkimiz olmadığı için şey yapamıyoruz. Tüccar kervanına eşlik et diyor. Bu görevi şey yapalım. Turnuvaya girip çıkalım. Girip çıktıktan sonra alalım. Kervana eşlik edelim. Güzel bir getirisi olur bize muhtemelen. Güzel bir şey geldi. Üzerimize giyebileceğimiz bir zırh diyelim. Hemen bahsimizi yaptık. Oo. Hızlı bir giriş oldu. Güzel. İlk turu rahat bir şekilde geçtik. Ah, vuramadım ya. En sevdiğimdir öyle atla koşup gelip gelirken kaldırıp bir tane vurmak. Haydi. Burası biraz karıştı. Burası bayağı bir karıştı. Evet. Çok güzel. Hah. Sonunda ya. İkisi birden biri atak yapıyor. Biri kalkan kaldırıyor. İlla ki saldırımı blokluyorlar. Bizim yaya adamın ölmesi o yönden biraz sıkıntılı oldu. Ah be. At öldürmeseydim alacaktım binip adamı kadını öldürecektim. Şimdi o atı kovalayıp duracağız. Kadını öldürebilmek için. İyi bari. Yormadı bizi. Kim öldürmüş onu? Nathanos mu öldürdü? Of, kavadan vurduk. İyi vurduk. Bir tane daha vurduk. Kimmiş bu? Nathanios kardeşimizi de devirdik. Tek tek de bu arada o uzun yay gayet güzel kullanımı. Rahat. En azından uzun menzilde şey yapabiliyor. İsabet oranı daha yüksek diyebilirim. Ama tabii ki tek dezavantajı at üzerinde kullanılamaması. Bu arada arenadan gelir bahis gelirimizin şeyi fiyatı iyice düştü artık. 1080 dinara kadar düşmüş durumda. Şimdi bakalım burada 6600 dinara satılabilen. Of be, yalnız bir şey değil mi? Tamam ya, biz olduk. Biz direkt olduk yani. Şimdi Nathanos'a bakalım. Şunu Nathanos'a verelim. Tamam. Eşarp. Tamam, bunları sallıyoruz. Gitti. Nathanos'a şuradan verebileceğim bir şey. Alabileceğim daha doğrusu. Şöyle bir bakalım. Aslında para harcamama gerek yok. Çünkü zamanla şey yapacağız ama. Olsun, yine de ben şöyle bir şey alayım. Geçici olarak idare eden. Zaten bunlar çok bir para etmiyor. Şundan şöyle bir tane alalım. Bir tane de şunu aldık mıydı? 5K zaten 2K paramız kalıyor. 2,5K paramız kaldı. Güzel. Tutsakların fidyesini alalım. Evet. Arkadaşlar, bu bölümü burada bitirelim. Rotaya da bitiriyoruz bölümü. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.